Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz veteriner hekim Ahmet Ali Yağcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden dereceyle mezun oldum. Daha sonrasında aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladım veteriner hekim olarak. 2008 ila 2012 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundum. İşte acil hayvan ambulansı müdahale hekimi, hayvan bakım evi sorumlu hekimliği, ARGE birimlerinde o 2012 yılına kadar bu görevim devam etti. 2012 yılından 2021 yılına geçen sürede de çeşitli bu kuruma bağlı hayvan bakım evlerinde baş hekimlik görevini yürüttüm. 2021 yılında da Eylül ayında Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanmam sebebiyle halen bu görevi yürütmekteyim. Bu süreç içerisinde akademik olarak Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İş Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığını da kişisel merakımdan ve bu alana katkım olabilir mi diye açıktan bitirerek C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı unvanını da aldım. Konuyla ilgili de Türkiye'de ilk niteliği taşıyan bir bildirimiz de yayınlandı. Veteriner hekimlikte iş kazalarını önleyici tedbir ve teknikler adında. Bu şekilde mesleğimize devam ediyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Veteriner olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında birden çok sebebi var diyebilirim. Köyde doğup büyüyen bir çocukluğum oldu. Daha doğrusu köy çocuğuyum. Hayvanlarla doğal olarak iç içe büyüyorsunuz. Evet. Aile de çiftçilikle uğraşıyordu. Bu zaten gerçekten onlara yardımcı olmak adına benim için en büyük sebepti. Neyse. Tabii ki bu üniversite tercihleri zamanında kendim de araştırmalar yaptım. Aile dostumuzun birisi veteriner hekimdi. Onun da tavsiyesi üzerine veteriner hekim olmaya karar verdim. Çok güzel. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Evet, aslında veteriner hekimlik mesleğinin herkesçe bilinen yönleri dışında birden çok fazla yönde hizmet ediyor. Açıkçası işte halk sağlığının korunmasından tutun da tükettiğimiz gıdaların, özellikle hayvansal orijinli gıdaların sağlıklı tüketilmesi, bunların son tüketicilere sağlıklı ulaştırılması konularında görev yapıyorlar. Örnek verecek olursak işte süt üretim çiftlikleri, et üretim kombinaları, serbest veteriner klinikleri, kamuda görev alabiliyorlar veteriner hekimler. Yine orduda da gıda kontrol ve hijyen denetim subaylığı görevleri var. Ayrıca hayvan çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklı hani bunları çoğaltmak mümkün. Çalışma alanları çok. Çok geniş bir alan. O yüzden veteriner hekim meslektaşlarımız, işte ben de dahil, bir alan seçmeyi tercih ediyoruz genelde. Fakat veteriner hekimler mezun olduktan sonra tüm hayvanlara müdahale edebilmekle birlikte tabii ki iş yoğunluğu ve daha kaliteli hizmet sunabilmek adına mutlaka branşlaşma yapmaya tercih ediyorlar. İşte evcil hayvanlardan pet hayvanları diye nitelendirdiğimiz kedi, köpek ve egzotik canlılar özellikle benim çalışma alanım. Yine bunların içerisinde de kamu kurumunda çalıştığım için sokak hayvanlarına hizmet veren bir birimdeyiz. Daha doğrusu 15 yıllık meslek hayatımın tamamı bu alanda geçti diyebilirim. Onlar da bizim gibi canlılar, hastalanabiliyor. Başlarına maalesef ki üzücü durumlar gelebiliyor. Duyarlı vatandaşlarımızın onları bize ulaştırmasıyla ve kurumumuzun da bize tanıdığı imkanlarla onlara elimizden geldiği kadar işte trafik kazası geçirip bir ayağı kırılan maalesef dostumuza da müdahale ediyoruz. Evet. Çeşitli göz problemleri, enfeksiyoz hastalıklar bu gibi durumlarla da geliyorlar. Çok yoğun bir şekilde ben ve ekip arkadaşlarım
ciddi bir efor sarf ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika, çok güzel. Egzotik canlılar grubuna hangi hayvanlar giriyor? Papağan, kafes kuşları, akvaryum canlıları denebilir. Onun dışında iguana gibi canlıları örnek verebiliriz. Evet, evet. Besliyorlar. Tabii ki. Kaplumbağa, bazen işte görüyoruz ve duyuyoruz piton yılanı. Egzotik hayvan dediğimiz canlılar sınıfında. Ha, onu nasıl besliyorlar piton yılanını? Yani onların hangi ortamda? Kendi özel koşulları var. Çok ülkemizde beslenmesi bildiğim kadarıyla, yanlış bir bilgi aktarmak istemem seyircilerimize. Ama bildiğim kadarıyla sadece hayvanat bahçelerinde ve ruhsatlı yerlerde bulundurulması serbest. Zaten oralarda da meslektaşlarımız görev yaptıkları için onlara sağlanmış özel ortamlarda, biliyorsunuz soğukkanlı canlılar oldukları için iklim ve sıcaklık değişikliklerine çok duyarlılar. Onlara özel sağlanan ortamlarda bakım ve beslenmesi yapılabiliyor. Evet, çok önemli. Peki daha çok hangi taleplerle geliyorlar? Ne tür şikayetleri oluyor hayvancıklar? Daha çok enfeksiyöz hastalıklar bizim hasta portföyümüzü oluşturuyor. Şişli ilçesinde hizmet veren bir kurum olduğumuz için daha çok kedi popülasyonu ağırlıklı. Ve kendi aralarında bulaştırdıkları bazı viral hastalıklar var. Yatan hasta bölümümüzün özellikle büyük bir çoğunluğunu enfeksiyöz hastalıklar, yani bulaşıcı hastalıklar oluşturuyor. Bunların tedavileri, bakımı, beslenmesi, bu gibi talepler ağırlıkta. Ayrıca biz kurum olarak da beraber yaşanılan bir çevre hedeflediğimiz için, ki sokak hayvanlarının barınması için, beslenmesi için ciddi anlamda talepler geliyor. Onları da tüm gücümüzle karşılamaya çalışıyoruz. Ne güzel. İşinizin zorlukları nelerdir? Çok güzel bir soru. Hep bunu aile ortamında da, dost ortamında da yöneltilen sorulardan. Şimdi öncelikle kendini ifade edemeyen canlılarla uğraşıyoruz. Maalesef, bizim hastalarımız maalesef, ya biraz başım dönüyor, sanki ateşim mi yükseldi, kendimi iyi hissetmiyorum gibi konuşamıyorlar. Evet. Veteriner hekimler olarak onu biz kendi aldığımız eğitim ve kendi gözlemlerimizle arayıp bulmak zorundayız. En büyük zorluğu bu. Kesinlikle. Şimdi evde beslenen dostlarımızda referans alabileceğimiz bilgiler var. Evet. Sahibine sorabiliyoruz. Tabii. İşte bir kusma şikayeti varsa ne zaman başladı, sıklığı ne? Bunlar çünkü teşhis ve tedavide çok önemli. Evet. Ama sokak hayvanlarında bu bilgiyi de alamıyoruz maalesef. Tabii. Belki gönüllüleri varsa, çok ciddi duyarlı vatandaşlarımız da var. Onların bizlere vermiş olduğu bilgiler çok değerli. En büyük zorluklarından bir tanesi. Tabii ki muayene ederken bazı canlılar, kedi ve köpekler özellikle, tutulmayı çok fazla sevmiyorlar. Veya iğne yapacaksınız. İnsanlar bunun bilincinde olarak biraz daha sabit durabiliyorlar. Açıkçası mesleğin en zor yanlarından kesinlikle bir tanesi bu. Muhakkak. Keyifli yanları nelerdir? Ya, keyifli yanları gerçekten, hani belki de program süresince bunu konuşabiliriz. Tabii, çok mutluluk verici değil mi? Yani inanılmaz keyifli. Sizden başka çaresi olmayan tabii bir canlıya, işte ayağı kırılmış, evet, ona çeşitli ameliyatlar yaparak uzun bir tedavi sürecinden sonra tekrardan sokağına dönme imkanı tanıyorsunuz. Evet. Yani artık en ufak bir umudu kalmadığında, 3 gün, 5 gün sonra veya tedavi sonlandığındaki size karşı gösterdiği sevgi kelimelerle tarif edilemeyecek hazda duygular. Bunları ben de, eminim ki diğer meslektaşlarım da yaşıyordur. Zaten zorluklarla en fazla başa çıkmada tutunduğumuz nokta bu. Evet. Yani onların iyi olduğunu görmek, kesinlikle keyifli anları, evet, bu diyebiliriz. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim, araştırmayı çok seven bir karakterim var. Yani sürekli güncel bilgiye ulaşmanın peşindeyim. Zaten mesleğimde de multidisipliner olarak tanımlayabileceğim, yani işte dahiliye uzmanlığım var ama bunun yanında genel cerrahi, ortopedi gibi ameliyatları yapıyorum.
araştırmayı ve öğrenmeyi seven tarafım, en güçlü tarafım olarak nitelendirebilirim. Çok güzel. Sizce başarı nedir? Bu zor bir soru ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Verdiğiniz emek gerçekten sizi gün sonunda veya belli bir sürenin sonunda manevi olarak tatmin ediyorsa gerçekten ben başarıya ulaşmış sayıyorum kendimi. Kesinlikle. En azından kendi tarafımdan böyle cevap verebilirim. Evet, insanın manevi bir haz da veriyor. Aynen öyle. Değil mi? Ne kadar güzel, yardım eli uzatmak, kesinlikle, bir canlıyı kurtarmak. Kesinlikle. Çok güzel. Peki sizi en çok ne motive eder? En çok motive olduğum, ya her gün yeni bir vakaya başlıyorsunuz. Yani tedavisini devam ettirdiğiniz canlılar var. Ama her gün, her saat farklı vaka gelebiliyor. Ne kadar çok şey bilip mesleki anlamda uygulayabiliyorsanız motivasyon kaynağınız o oluyor. Veya işte sokağına döndüğünde o canlının o ortamda göstermiş olduğu sevinç, böyle tekrardan sokağıma geri döndüm diye bir sevinci var. Şöyle çevresini bir kokluyor, etrafına bir bakıyor. Onu o hayatta tutmak, o hayat ışığına ulaştırmak bizim için en büyük motive kaynağı. Çok güzel. Hedefiniz nedir? Aslında hedeflerimin birçoğuna ulaştım diyebilirim. 2008 yılında başlayan meslek hayatımda 15. yılım. Gerçekten kendimi mesleki anlamda geliştirmek, becerilerimi, mesleki bilgimi güncel tutabilmek en büyük hedefimdi. Şimdi bir kurumun müdürlük görevini de üstleniyorum mesleğimin dışında. Bu sorumluluğun da farkında olarak hareket ediyorum. Hedeflerimin çoğuna ulaştım diyebilirim. Mevcut durumu devam ettirmek diye özetleyebiliriz. Harika. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki var. Özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili mutlaka vatandaşlarımızın zaten üst düzeyde olduğunu görüyoruz, duyarlılıklarını. Ama onlarla ilgili daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Onların beslenmesi, barınması, bu çevrenin sadece insanlara ait bir çevre, bu dünyanın sadece insanlara ait bir dünya olmadığının bilincinde olarak bence mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, doğanın asıl sahipleri. Kesinlikle, değil mi? Evet. Hayvanlar, bitkiler esasında. Evet. Biz de koruyacağız, saygılı yani davranacağız. Program süresinde çok değinemediğimiz konu oldu ama daha çok kedi ve köpeklerimize mesleğim gereği ağırlık verdik. Ama gerçekten diğer konularda da birçok çiftlik hayvanı var. İnsanların sağlıklı beslenmesini için üretiliyorlar ve gerçekten bu konu çok önemli. Kesinlikle. Bunun duyarlılığında önem, olup. Değil mi? Yani onların bakımı, beslenmesi, sağlıkları çok önemli. Aynen öyle. Bir de son çağrı olarak şunu diyebilirim. Tabii. Sahiplenme konusunda öncelikle sokakta yaşayan canlarımıza öncelik vermesini istiyoruz vatandaşlarımızın. Birçok can dostumuz yeni yuvasını arıyor. Tabii. Sık sık bakım evlerine gidip ziyaret etsinler. Orada biraz vakit geçirsinler. Yuva kazandırsınlar. Kesinlikle öyle. Ne yani bir canlının hayatına dokunmak kadar güzel bir şey yok. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz veteriner hekim Ahmet Ali Yağcı'ydı. Efendim, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.